أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر ذنوبنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اجلينا اللهم استخدمنا في خدمة القرآن والإيمان والإسلام اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Münazarattan 42. sayfadayız. Sual adalettir diyorsun. Herhalde meşrutiyet için meclis-i mebusanda Hristiyanlar, Yahudiler vardır. Onların reylerinin şeriatta da kıymeti vardır sorusunun cevabında söyledi. Oraya geri dönmeyelim. Uzar. Çünkü geçen hafta okuduk bunu. Meşverette hüküm ekseriyetindir dedi. Ekserindir dedi. Ahkam ve hukuk lazım dedi. Ahkam ve hukuk da zaten tebettül etmez. Tatbikat ve tercihattır ki meşverete ihtiyaç gösterir. Yoksa o hukuk tartışılmaz diye. Ahkamlar temel esasla tartışılmaz. İnsanın hür olsun mu olmasın mı diye tartışılmaz. Ama hürriyeti nasıl kullanacağımız tartışılır. Bunları konuştuk geçen hafta. Evvelki hafta. Adalettir diyorsun. Meşveret adalettir diyorsun. Neden tekalifi devlet fukara üstünde hafifleşmedi? Madem adalet getirecek ve bu bir adalettir. Neden devletin mükellefiyetleri, yani tabanın, vatandaşların diyelim, devlete karşı olan mükellefiyetleri hafifleşmedi? Fukara üstünde hafifleşmedi. Cevap, bir fark vardır. Eskide varidat zayi olur giderdi. Eskide devlet geliri birisinin kararıyla zayi, o kullanılır, çarçur edilir, giderdi. Şimdi millet rakiptir. Rakip murakabe eder. Yani kontrol ediyor. Yani bizim verdiğimiz vergiyi, öyle olması lazım. Meşrutiyet var, kanun geldi. Artık bir kişinin sözü geçmiyor. Prensipler konuşuluyor. Olması lazım. Şimdi millet, insanlar bizim verdiğimiz vergi nereye gidiyor diye sorgulayabilecek. Sorgulaması lazım. Ama pratikte insanlar hala demokrasi diyorlar, cumhuriyet diyorlar, hala devleti sultan yönetimi gibi düşündüklerinden genellikle ülkelerde, bazı ülkelerde, öyle diyelim, krallıktan kalma ülkelerde, herkes krallıktan kaldı ama değişmeyi gerçekleştiremeyen ülkelerde vergi sorgulanmaz. Bir Amerika'nın devlet yapısı olarak, yani sistemi olarak bir krallıktan miras kalmadı ya buranın yönetimi. Onun için burada insanlar vergimi ne yaptın, benim vergimle şunu yapamazsın diyebiliyorlar. Avrupa'da diyemezler bunu. Müslümanların bulunduğu ülkelerde hiç demek diye bir şey yok. Konuşmazlar bile. Mesela reis cumhur bir şey konuştu veya başbakan diyelim veya bir devlet bakanı bir şey söyledi, değil mi? Buraya bu parayı niye harcadın? O para benim param, bana hesabını ver bakayım diye kimse sormayı düşünmez. Benim param demez. Mesela ben paramla, ben para veriyorum devletliğim. O verdiğim parayla, vergi veriyorum, verdiğim parayla bütçe oluşturuluyor. O bütçede milli eğitimin payı var. O benim verdiğim para o. Milli eğitim diyor ki sen çocuğuna şunu ben öğretmeyeceğim diyor. Yok, ben öyle istemiyorum. Para benim, sana ne? Parayı veren düdüğü çalar. Değil mi? Parayı ben verdim. Okulu ben kurdum. Sen kurmadın, sen kimsin? Sen bir memursun. Sen benim memurumsun. Sen benim işçimsin. Devlet bakanı. Çünkü benim verdiğim paranın hakkını yapmış. Evine çağırmışsın. Mesela evini diyelim, pencereni tamir ettiriyorsun. Adama diyorsun ki kardeşim saatin 10 lira neyse bu tamiri yap. Tamiri yaparken diyor ki ben böyle yapmayacağım. Kardeş, ben parayı ben veriyorum. Benim için çalışıyorsun. Benim istediğim gibi yapacaksın. Tamam, yok diyor, ben senden iyi bilirim. Ya sana ne, neyi bilirsin? Ben parayı ben veren değil miyim? Benim dediğim gibi yapacaksın. Parayı veriyorum ben çünkü. Onun ödemesini ben yapıyorum. İnsanlarda bu şuur yok, değil mi? Hiç kimse böyle bir soru soramaz, değil mi? Kraliyetten kaldı. Devleti, hükümet
yönetim şekli değişse dahi devleti hala padişahlık, krallık yönetiminin bir yansıması olarak görüyor adam. Bunu anlıyor musun? Onun için vergi şuuru diye bir şey yok. Yani bütçeden bahsediliyor, bütçe şuraya buraya ayrılıyor. Eskiden çarçur edilirdi diyordu ya, varidat zayi olur giderdi. Bunun niye benim verdiğim parayı oraya harcıyorsun? Oraya değil, şuraya harca. Ben parayı o verdim kardeşim. Sen kim oluyorsun? Sen benim görevlimsin. Demiyor adam. Diyor ki devlet diyor bütçeyi oraya ayırmış diyor. Yani burada şimdi millet rakiptir, murakabe eder. Yani onu kontrol ve gözlemler. Murakabe etmek var ya bir bütçeyi. Bunu anlıyor musunuz? Murakabe etmek ne demek? Yani muhasebeci bu paralar nereye gidiyor, nereden ne kadar geldi, nereye gönderdi, audit etmek işte. Ama Türkçesinde murakabe de yeterli değil, başka bir kelime olmasın. Türkçede audit kullanmıyorlar. Audit mi diyorlar? Neyse. Denetim. Efendim denetim, ha denetim, denetim kullanıyorlar. Millet denetle, yani öyle olması lazım ama bakıyorsun hiç denetleyen millet yok ortada. Bir işte bu böyle ülkeler var ya, Amerika gibi, Avustralya gibi, sonradan gidip oranın yerlisini öldürüp kendileri demokrasiyi kurmuş olanlar, kraliyet kendi yönetim biçimlerinde devletin krallıktan intikal etme geleneği olmadığı için, kendi yönetim biçimlerinde olmadığı için, yani people, we the people, famous ya, diyorlar ya. Yani burada biz varız, biz varız diyor. Yani başka birisi böyle, bizden başka birisi yok değil, yok değil. Biz varız o kadar. Yani haşa Allah'ı inkar eden anlamında değil, onlar ayrı konu, yönetim içinden bahsediyoruz. Kral var ve biz de onun tabağısıyız değil. Onun için bir yerde birisi bir şey yaptığı zaman bu ben demek. Ben orada, sen bunu niye böyle yapıyorsun deme hakkına sahibim. Benim çünkü. Bütçe de benim, devlet de benim, hükümet de benim yani. Ben. Benden başka birisi yok. Yani bizde ne var? Bir ben var, millet var. Bir hükümet var. Bir de devlet var. Kim bunlar diyorsun? Hükümet, hadi benim seçtiğim temsilci diyelim. Ona da sormuyorum da, sormam lazım. Ben seni seçiyorum ama gideceksin, bak benim çocuğuma ben din öğretmek istiyorum. Tamam mı? Din öğretmenin temsilcisini yapacaksın diyeceğiz. Çünkü ben seni onun için gönderiyorum oraya. Paramı da onun için veriyorum. Senin maaşına da onun için veriyorum. Meclise gidiyor adam, dili tutuluyor. Lan sen buraya benim paramı veren benim ne istediğimi temsil etmek için gönderdim. Üçkağıtçı oraya gidip de beni meclisten kovacaklar, maaşım kesilecek diye. Niye dilin tutuluyor, hiçbir şey söylemiyorsun, konuşmuyorsun? Kimse konuşmayınca dayının biri çıkıyor, kabadayı ya, çıkıyor, keserim lan diyor hepinizi, herkes susuyor. Sen kimsin diyen yok. şimdi biraz... Kara dayı çıkıyor. Hem bir şeyler yanlış gidiyor da onların... Ben isimlerin ne demek olduğunu bilmediğim için anlamıyorum. Şimdi millet rakiptir, deneticidir. Millet deneticidir. Demek evvel suya ve şuristana atılır idi. Evvel mi? Orada başka bir kelime, harf var mı? Evvel diye bitiyor, ben de kesilir. Evet. Ha. Suya ve şuristan çöl. Yani suyu çöle atıyorsun. Ne olur? Kumluk, toprak yok. Boşa gidiyor. Çarçur etme diye anlıyorum ben bunu. Çöle atılır idi. Şimdi tarlaya atılıyor. Yani su artık toprağın olduğu yere atılıyor ve atılacaktır. İşte bir nevi hafiflik nokta nokta. Anlamadım. İşte bir nevi hafiflik. Neden tekalif-i devlet fukara üstünde hafifleşmedi diyor ya. Tamam, anlaşıldı. İşte bu bir nevi hafifliktir. Neden? Şimdi siz para verdiniz. Yani elinizdeki malları verdiniz. Şimdi bu eskiden çöle atılıyordu. Hiçbir şey gelir yok, geri dönmüyor. Şimdi yine para verdiniz. Yine aynen para veriyorsunuz.
toprağa atıldı onlar. Ne yapacak? İlkbaharda, baharda meyveleri görmeyecek. Yani oradan artık öyle olması lazım. Senin istediğin sonuçları verecek yatırımlar yapılacak. Şimdi parayı yine veriyorsun da ama sonunda artık ürün gelmeye başlayacak demek o ya. İşte bir nevi hafiflik. Şimdi de bu hafifliği hissedebilirsin. Yani bir adam fakir diyelim, bir çuval buğdayı kaldı. Başka bir şeysi yok. Ne yaptı? O buğdayı yemedi, toprağa ekti. İyi mi yaptı, kötü mü yaptı? İyi yaptı. İyi yaptı değil mi? Neden? Sonunda 10 çuval, 20 çuval buğday alacak da onun için. Sanki o andaki mahrumiyetinden dolayı sıkıntı çekiyor zanneden o insan, gelecek olan 10 çuval, 20 çuval bereketi, onun sonucunu hissederek hafiflik hisseder. İşte bir nevi hafiflik onu demek istiyor, olmalı diye anladım. Şimdi yine parayı verdik de hafiflik dönecek çünkü. Çünkü tarlaya gidiyor artık su. Çöle gitmiyor. Su var. Bunlar da hakikaten inanmış bu dönemde ya. Yani 2010 100 yıl geçmiş, biz hala da o söylediği noktada değiliz ülke olarak. Olması gereken bu. Yani şimdilerde biraz insanlar ya, yani aslında kimde hala, ben bilmiyorum insanlar konuşuyor mu da, benim gençliğimde böyle bir şeyi konuşmanın adı ancak anarşistlikti. Devlete isyan olun. O anarşistlik olarak görülüyordu. Şimdi dindarların arasında, en bilinçli olması lazım gelenlerin arasında. Öbürleri zaten hepten ölü. Onlar cenaze. Yani yürüyen cenaze. Dindarlar biraz öyle düşünen insan ki ben Allah var, hayat bir manası var demiş olması lazım. Dindarların içinde bile konuşmak mümkün değildi. Şimdi biraz ya siz kim oluyorsunuz? Ya hakikaten bunlar kim? Hani şu bizim bütçeyi olduğu gibi kendisine çevirenler var da %40'ı benim diyor adam peşine. Sen kimsin ya diyorsun. Sen benim paramı neden aldın diyor. Evime gelmiş bu mesela senin diyelim %40 ne der? 2,5'a değer değil mi? Öyle mi? Yok. Yani 2,5. Yani 3 odalı bir evin var. Şu odanın ikisi benim diyor. Biri benim diyor. Aşağı yukarı. Ne? Sen kimsin diyorsun? Benim lan diyor. Adam dayı. Silahı almış eline. Benim burası diyor. Bütçenin %40'ı benim diyor. Biliyorsunuz değil mi ne demek istediğim? Sen kimsin ya? Seninle ne işin var benim? Savaş yok, bir şey yok. Ne işin var? Git evine otursana, iş yapsana kendine. Kendine bir iş bulsana. Sen nedir ben generalim falan diyorsun. Git lan kendine bir marangozluk mu yapacaksın? Ne halt edeceksin? Bir bakkal dükkanı mı açacaksın? Bir mağarada, bir mağazada kasiyerlik mi yapacaksın? Bir iş bulsana kendine. Kendi kendine bir elbise giymiş. Ona bir takım bir şeyler takmış üzerine. Bana şu kadar para vereceksin diyor. Ve senin paranı ben kullanacağım diyor. Üçkağıtçılık da başka bir şey değil mi? Bu boş gezenin boş kafası. Bomboş. Ve onlardan biri bomboş, biri de hocalar. Diyanetin mensupları. Sen nesin lan cami kıldın? İmamlık yapacaksın. Git lan serseri, ben kendim kıldırırım. Kendim ne yaparsam onu yaparım. Sana ne? Biliyorsan biliyorum, bilmiyorsan bilmiyorum. Böyle parazitler var. Milli Savunma Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı tamamen parazit kurumlardır. Sahte kurumlardır. Hiçbir gerçeği yok bunlar. Ben burada namaz kılacağım. İçimde en güzel kim bu işi yapacaksa o imam olur. Derse online takvim yayınlamak istiyorum. Tabii ya. Türkiye indiğimiz an. Hiçbir değeri olmuyor. Evet. Kendi kendine hayal üzerine kurulmuş müesseselerdir. Bu derste Yasin, Evre. Aman abi benim üstümde söyleme. Yakında Türkiye'ye gidiyorum. Yusuf. Çok geç. Yakında Türkiye'ye gidiyorum. Yani hiçbir şey ifade etmez de. Biz bunları bilmemiz, konuşmamız lazım. Konuşulmaya. İnsanlar bir din adamı, dindar kişi, hoca diye heyyulalar peşinde koştular. Paşa, general diye bilmem ne işte, albay, binbaşı diye heyyulalar peşinde koştular. Genel ordudan sanayiye gittim, marangozluk yaptım.
şey bir iş yapsın, o ağaç eksin vesaire. Yani bazı bazı yerlerde bazı diktatörler askerleri mesela ağaç ektirtiyorlardı falan. Bayrağı yapsınlar ya dağlara taşlar. Evet, şimdi evet ağaç ekmek yerine. Hiç olmazsa ağaç ektir falan, yani bu müessesenin neden varlığını da sorgulamak lazım tabandan da. Olduktan sonra adam tutuyor ikide bir Ege Sahanlığı diye uyduruyor. İşte birileri gelmiş biz onu. Onlar Yunanlılar, kendi Yunan ordusu Yunanistan'da kendi haklılığını göstermek için bir uçak gönderiveriyor bu tarafa. Türkiye'deki ordu da kendi varlığını haklı göstermek için ona karşı bir uçak gönderiyor. O Yunanlı diyor ki, Yunan'daki asker diye bilen insanlar diyor ki, bak diyor, biz olmasak Türkler sizi yiyecek diyor. Türkiye'deki asker de diyor ki, biz olmasak Yunanlar sizi yiyecek diyor. Yunanlı vatandaş da Türk vatandaşının hiçbir şeyden haberi yok. Onlar tarlalarında çalışıp kaldıracakları buğday, patates neyse, incir, zeytinler ve sürüyor o alanlarda. Onun toplamakta meşgul adamın dünyada haberi yok. Şu öbür tarafta ne var bildiği yok. Bilmesi de gerekmez. Öyle suni olaylar yapılıyor. Uyduruluyor. Ondan sonra ikide bir haber çıkar böyle. İkide bir durursun hiçbir şey yokken bir haber çıkar. Hardak kredi. Efendim? Hardak kredi çıkar. Bilmiyorum. Ona hakikaten bilmiyorum ama bir kriz uydururlar yani. Yok bitti. Ya orada uydururlar, ya Güneydoğu'da uydururlar, ya işte bir yerde birisi geliyor diye uydururlar. Neyse. Yani hepsi yalan. Yani üstüne savaş açtığımız bir kardak kayalıkları diye bir şey var. Ege'de öyle bir kayalık adı küçük bir adam. Uluslararası sahada da şu oda büyüklüğünde bir kaya parçası. O yalan. Birbirine giriyordu Türkiye'yle. Yalan. Yani. İkisi de bir, iki tarafın askeri ve bunun gerisinde işin garibi savaş aleti, yani silah üretenler geçiniyor. Şimdi komik tarafı şu, savaş açıyorsun bu kayalıklar için, sonra başbakan demeç veriyor, gazetecinin birisi soruyor, kardak kayalıklar hakikaten bizim mi yoksa Yunanistan'ın mı? Başbakan söylediği söz, sordum, bizim olduğunu söylediler. Yani insanın uyanması lazım. Herhalde sayılıyorsunuz, teorik olarak böyle olması gerekir. Ama pratikte öyle olmadıysa onu yapmayanlar da kabahat. Olması gereken bu diye konuşuyordu o zaman. Sonra kendisi yazıyor. Sonraki yayınladığı mektuplarında hiç de beklediğim gibi çıkmadı, hiç de öyle olmadı, ben de vazgeçtim diyor. O sistem, yani meşrutiyetten, demokrasiden, cumhuriyetten, yana halkın, milletin yetki sahibi olmasından vazgeçtim değil. Ben halka yetki vereceğim, demokrasi getirip halkın sözü geçecek artık, krallık yok diyenlerin sahte yalan söylediklerini, kralı indirip kendilerinin kral olduğunu. Bu sefer eskiden bir kral vardı diyor, şimdi 100 kral var diyor. Daha çok bela oldu diye kendisi söyler. Her kurumun başı kadar kral oldu ya. Şimdi bir tane kral vardı, neyse hani onunla idare ediyorduk. Şimdi 100 tane oldu bu. Hangisi biriyle idare edeceğiz, hangi birine itaat edeceğiz onu da bilemedik. Dercesine vazgeçtim o insanlardan, ya demokrasiden ya da halk ne olursa olsun. Halkın dediği var ya, halkı sen isteğine aykırı yönetemezsin. Mesela İslam'da da öyle, bir insan da, insaniyetin hakkında da öyle. Bir adam ben Hristiyanım diyor değil mi? Tamam, bir şey diyemez. Hristiyan, sen Hristiyansın. Ben kilise yapacağım diyor. Olur. Ben çalıştım, şuraya bir bina yaptım. Bunu kiliseye dönüştüreceğim diyor. Ne bileyim, bana ne diyor. Sen bilirsin. Karışamazsın. Müslüman memleketinde salonda satılmaz. Sana ne adam satıyor? Kimse almazsa bir daha satmaz. Almazsa satmaz zaten. Satarsa bağırsın. Salonuz diye bağırsın. Kim takar? Salonuz almıyorum. Mesela. Bu adamı sen satamayacaksın diyemezsin. Satmaya kalkamazsın diyemezsin. İslamiyet hürriyet dinidir ve ülkete karışır. Ama karışmaz kimseye. Ama ben bu kişiye benim hak bildiğim bir şeyi isterse, müsaade ederse anlatmayacağım, paylaşmayacağım demek değildir bu. Onlar ayırt etmek lazım. Bu çalışmada
telkin ile tebliğ arasındaki fark. Bunları çok ciddi okuyun inşallah. Demek ki söylediğim konuda bunların hepsinin temelleri var. Telkin ile tebliğ. Evet. Oraya dikkat ederseniz böyle telkin yok. Zorlayarak bir kimseyi zorla beyin yıkamaya tabi tutamazsın. Ama bu tebliğ yok anlamında değil. Tebliği telkine dönüştüremezsin. Tebliğ yok, temsil alakalı işte. Neyse. Yani saçma bir açıdan saçma, bir açıdan doğru. Yani onu sual şu: hükümet ve Türkler nasıl olsalar biz rahat edemiyoruz, yükselemiyoruz. Başımız kaldırıp, başımızı mı dedi? Benim burası kesik de, kesik de, kağıt kesik. Abi orada Türkler mi diyor? Türkler, evet. Türkler diyor. Türklerle konuşuyor ya orada. Şu hükümet ve çoğunlukla konuşuyor. Ne biliyorsun azınlık olduğunu ki? Relatif kaynaklara göre. Evet, relatif kaynaklara göre hükümler. Evet. Yani bir yerde bir insan var, azınlıktır. Sen niye göre azınlık dedin? Kime göre azınlık? Şimdi şöyle diyelim bak. Azınlık kavramı nedir? Philadelphia'nın Batı Philadelphia bölümünü çiziyorsunuz. Buraya Philadelphia derseniz siyahlar çoğunlukta, beyazlar azınlıkta çıkar. Ama Greater Philadelphia'yı çizerseniz beyazlar çoğunlukta, siyahlar azınlıkta çıkar. Azınlık relatif bir kavramdır. Hiçbir hakikat ifade etmez. Çok önemli. Ben çok heyecanlanıyorum bu mevzuları duyunca. Yani onun için dedim bunu özel bir çalışmasını yapayım diye. Yani çok 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 önemli bir şey. Mesela diyorlar Türkiye'de diye bir yer çizmişler, bir sınır koymuşlar. O sınırda mesela Kürt diye bilinen insanların bir kısmı İran'da kalmış, bir kısmı Irak'ta kalmış falan. O sınırın içerisinde %20-25 Türkse %10 da Kürt. Ona göre Kürtlere azınlık demiş. Ama Türkiye sınırları için. Ama Kürtler azınlıkta mı? Niye Irak'taki Kürtleri saymıyorsun? Çünkü o Irak. Kim dedi Irak? Sen dedin. Kendin uydurdun yani. Kim dedi İran? Sen uydurdun. Sınırı insan çizdi. Ama yaratılışta o kültürde olan insanlar benim çizdiğim sınırın öbüründekini saymadığım için azınlıkta diye hüküm veriyorum. Efendim çoğunluk mu? Ne azınlık ne çoğunluk. Bu kavram saçmadır. Hiçbir hakikati ifade etmez. İnsan insandır. Bitti. Bitti. Yani noktayı koyacaksın. Mümkün olduğumuz geçeğini değiştirmez ama emirgen bize değil. Yani onlara göre eğer sen o kavramları kabul ediyorsan sana göre sen emirgensin. Bana göre ben burada Allah'ın misafiriyim. Kainatın sahibinin, dünyanın yaratıcısının beni misafiriyim burada ben. Sen de babanın evinde, sen de Allah'ın misafirisin. Kim immigrant? Dünyaya bakarsan kimse değil. İnsanların anlayışına bakarsan gerçekten kendini immigrant zanneden immigrant, kendini ev sahibi zanneden kendini ev sahibi zannediyor. Kimse ev sahibi değil, kimse immigrant değil. Herkes Allah'ın, yaratıcının misafiri. Bunda kavramlar yine relatif. Ne kadar önemliymiş he? Relatif kavramlarla hakikat aranmaz. Relatif kavramlar hakikat aramada relatif kavramların ilgisiz olduğunu bilmek hakikati aramanın birinci şartıdır. Yani relatif kavramlar neye var dediğinde o konuştuk daha önce de relatif kavramlar. Ama relatif kavramlar hakikati anlamada hiçbir şey ifade etmez olduğunu bilmek hakikati anlama yolculuğunun birinci olmazsa olmaz şartıdır. Relativiteyi hayatından kaldırdığında bir tek hakikat kalıyor. Kainatın yaratıcısı var. Sen yaratıksın. Bitti. Ne kadar sade, ne kadar güzel,
hiçbir ayrımcılık yapmayan, kimsenin kimseden üstün olduğunu iddia etmeyen, tamamen ben ve benim yaratıcım, sen ve senin yaratıcın olan benim yaratıcım, yine benim yaratıcım. Seni seviyorum çünkü benim yaratıcımın eserisin. Sevmemek de yapabilir miyim? Anladın mı bilmiyorum. Niye? Benim yaratıcımın yaptığısın. Yaratıcımı seviyorsan onun yaptığını mutlaka seveceksin. İnsan sevgisi yerleştirelim kalplere diyor. Ondan sonra Yunanlılar ne adasıydı? Kartak adasına saldırdı. Yok 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 diyor. Canavar canavar. İnsan sevgisi yerleştireceğim diyor. Canavarlığı yerleştiriyor. Sahtekar, yalancı, dalalet, yani sapıklık bu işte. Hani insan sevgisi yerleştirecekti? İnsanları öldürmek için silah üretiyor, insan sevgisi yerleştireceğim. Nasıl işkiyatçılık? Uyanmak lazım. Uyanmak lazım. Bir senaryo kafamdan geçiyordu da, Hacı Baba uyandı diye bir film çevirmek lazım. Hacı Baba derler ya, Hacı Baba uyandı, şıpık mı ne derler, yutmaz artık. Çocuklar böyle pişik hapışık derler değil mi? Hacı Baba yapıyorum kafamda, o senaryonun kafamda, filmin kafamda. Koca yaşlı bir adam, sakallı, hacıdan yeni gelmiş, hacı takkesi var kafasında. Çocuk var ya, pişik diyor. Onun gibi. Gözünü alıyorum, pişik uyandım diyor. O zaman hiçbir relatif kavramı bana yutturamazsınız artık. Aptal değilim artık diye. Bunun bir yolu var işte, iman eğitimi. Hacı Baba uyandı. Yani bakalım, evren, Hacı Baba uyandı diye bir senaryo yaz ve gençler, yeni yetişen gençler film yapsın onunla. Artık yutturamazsın öyle işte, elhamdülillah böyle emekli olduktan sonra haccımızı da yaptık elhamdülillah. Pişik, beni bununla mı kandıracaksın? Ben Rabbimi tanıyorum. Değil mi? Ben bir hacca gitmek için 90 yerden bana vize aldırmak zorunda kaldın, bıraktın. 10 kuruşluk yolu bana 10 liraya mal ettirdin. Çünkü ticari maksatlarla, marketing bilmem ne hesaplarıyla beni kazıkladın. Pişik, bunların hepsinin sahtekarlık olduğunu, dolandırıcılık, dolanma, ne derler, dalavere olduğunu anladım artık diye Hacı Baba'ya konuşuyorum hayalimde. Hacı Baba, bunlar seni kandırdılar. Neydi o? Adanın adı? Kardak Adası diye senin verdiğin paranın %40'ını cebine attılar. Hacı Baba yutmaz bunu artık diye hep böyle Hacı Baba komedi çiziyordum kafamda. Levzik'te 60'da hortumlandı. Gelir. Ondan sonra Hacı Baba çalış vergini öde. Hacı Baba çalış vergini öde. Ama ben çocuğuma Kur'an okutmak istiyorum. Sana ne ya? Çocuk benim değil mi? Para da benim. Çocuk da benim. Kur'an okutmak istiyorum. Çocuk da istiyor. Yani benim çocuğum. Sen bunun beynini yıkamışsın. Kur'an okutmadığın zaman sen öbür taraftan beynini yıkıyorsun. Sen beyin yıkamada haklısın da ben beynini yıkamada niye haklı değilim? İlle beyin yıkamak değil de mesele. Yani sana diyor sen bunun beynini yıkadın. Eğer ona seküler bilim tarzı, seküler materyalizmi, seküler eğitim tarzını öğretmesi beyin yıkama değil. Şimdi okula gittiğiniz zaman, burada da öyle, Amerika'da da öyle. Okula gidiyorsunuz, öğretmen diyor ki, diyor kar gökyüzünde oluşuyor diyor. Bu tarafsız. Bak, bu tarafsız. Bundan dolayı sizi işten fayr etmezler, kovmazlar. Eğer desen ki, kainatın yaratıcısı Allah karı yaratıyor, yağmuru yaratıyor desen, din propagandasıdır, işten kovarlar. İnancını sokamazsın buna diyor. Kendi kendine oluştu demek inanç değil diye anlatıyor sana. Üçkarsılık değil mi? Nereden çıkarttın bunu kendi kendine oluşuyor diye? O senin yorumun. Sen yorumunu yapmakta serbestsin. Ben de yorumumu yapmakta serbestsin. Bu kendi kendine olamaz. Bunun bir mutlaka yapıcısı, düzenleyicisi var. O düzenleyiciye ben Allah diyorum. Sen de yok diyorsun, tabiat diyorsun. Kimin haklı bilmiyorum ama herkes, hani diretmiyoruz. Diretmiyoruz. Bana göre o yanlış, ona göre de ben yanlışım. Olabilir efendim. Tamam ama
Niye sen tabiat dediğin zaman tarafsız oluyor da seküler eğitim oluyor, açık eğitim oluyor, ben Allah dediğim zaman benimki taraftarlık oluyor. Bunu nereden çıkarttın? Hacı Baba diyor, pişik, yutmam artık, beni kandırıyorsun. Hacı Baba uyandı. Ne oldu gerçekten? He? Sen o filmi yaptığın zaman, millete bunu sergilediğin zaman bunları konuşturacaksın filmde. Adamlar pişik dedi Hacı Baba, herkes bir gülecek orada. Benim kafamdaki senaryoda. Yaşlı bir adam, sakallı, adı takkeli, tipik Anadolu köylüsü. Artık Anadolu köylüsü hiçbir zaman dini öğretilmedi ya. Hayat boyu mahvedi adamlar. Nesiller boy. Kime din öğretildi bilmiyorum. Evren, iyi bir sor bunu. İyi bir dikkat et. Anadolu'da köylüye din öğretilmedi. Hiç ama. Hiçbir dönemde. Müslümanlık geldi, Anadolu'ya İslamiyet geldi. Hiçbir dönemde köylüye din öğretilmedi. Bir de İstanbul'un içerisindeki Rumlara, Ermenilere, Yahudilere kimse din öğretmedi. Adamlar 600 yıldır, 700 yıl oluyor orada kalıyorlar. Müslümanların içindeler güya. Hiçbirisi din diye bir şey, İslamiyet diye bir şey duymadı. Yalnızca zorla Teşvikiye Camisi yaptılar. Oradan ezan sesi duyuyor. O ezan sesi ne biliyor musun? Birisi böğürüyor burada diye dinliyor adam. Bilmiyor ki ne olduğunu. Kimse anlatmamış ki ne diyor. Bunlar ne bağırıp duruyorlar diyor. Her gün diyor başımızı ağrıttılar ya. Ne bağırıp duruyor diyor. Kimse oradaki insanlara İslamiyet'in ne olduğunu anlatmadı. Adam 700 yıldır bütün nesli hep Hristiyanlıdır. Ne olduğunu onlar da bilmiyorlar. Peki ama Hristiyanız diyorlar. Hristiyan geldi, Hristiyan gitti. Kim İslamiyet hiç anlatılmadı. Sizler niye Teşvikiye Camii'ne kaldırılır denedileri? O iki türlüdür. Yine, dur bir dakika. Dam üstünde sak sağan. Ne ilgisi var, kafasına geliyor da. Şimdi kardeşim bir mesele tartışıyoruz burada. Şimdi kayıt altına giriyorsun, nasıl bandırsa yani. Bütün dünya seni dinliyor. Optimum bir şey söyleyebilir miyim? Buyur ama yani bu ilgi değil. Bizim dini anlatmadığımızdan dolayı sorumlu olduğumuzu, yani benim bir davam var diyen, İslamiyet'e sahip çıkıyorum diyen insanlar var ya, sen kimseye dini anlatmıyorsun ki. Anadolu'yu anlatmadın. İstanbul sur içine de anlatmadın. Ne yaptın? Saraya altından abdest ibriği yaptın. Abdest alacak. Sultan abdest alacak, altından ibrik yapmış. Topkapı Sarayı'nın özelliği bu işte. Özeti bu. Altından yapılmış abdest ibriği. Aldığın parayı, milletten aldığı parayı örnek bu işte. Üstad niye diyor burada, şimdiye kadar toplananların hepsi çöle gidiyordu sular diye. Bunu diyor. Yani abdest ibriği oldu diye kutsuyoruz. Bilmem ne herif diyeceğim. Yani ağzımı bozma derler ya. Bilmem ne herif. Abdest almak için bir defa senin önce altın kullanmaman lazım ve ahmak. Eğer abdest alma şuurun varsa, Resulullah'ın sana gönderdiği mesaj varsa, o hiçbir zaman altından ibrik yapmak değil, bir parça kendisine lazım olmayan altını evinde bulundurduğu için uyuyamayan adamdı. Sen bir de onun yolunda gidiyorum. Asakir-i Muhammediye, Hayriye-i Muhammediye diye üç kağıtçı, Muhammediye Cattürk diye neyse çok bu hamur çok su götürür. Üç kağıtçılık yapıp milletin parasına modern ordu kurdurttular. Adını Asakir-i Mansure-i Muhammediye. Mansure-i Muhammediye. Ama bak lan. Ama o güya Muhammediye asker biliyorsun değil mi? Peygamber ocağı değil mi? Öyle üçkağıtçılıkla dinin bütün izlerini askeri alanda kestiler.
kaldırdılar, kazıdılar. Aynı askerler onların hepsini, malını, mülkünü alıp sürdü. Gördün mü adalet-i ilahiyeyi? Adalet, Allah ilah adalet eder. Kader böyle, kader adalet üzerine tecelli eder. Eğer karga beslersen gözünü oyar değil mi? Hı hı. Niye karga besliyorsun? Bülbül beslese de sana şarkısı edesin. Ya karga beslersen gözünü oyar. Karganın kabahati değil o. Doğru. Karga onun için yaratılmış. Sen karga beslersen gözünü oyar. Bülbül beslersen şarkı söyler. Sen ne yaptığına bak. Sen ohtırı koştukça söyleyeyim. Evet, başımızı kaldırıp onların üzerinde aleme temaşa etmek ve ellerimizi kaldırıp onların üzerinde aleme temaşa etmek ve ellerimizi onlarla beraber safi suya uzatmak, kendimizi de bir kavim olduğumuzu göstermek nasıldır? Nasıldır diye bir uzatma işareti koymuş. Herhalde matbaa hatası. Zira hükümet ve İstanbul daha bulanıktır. Hala karışıktır. Safi suya uzatmak, ellerini gerçeği yakalamak mı diyelim, anlamak mı diyelim? Nasıl olacak? Meşru, cevabı okuyalım bakalım ne diyor. Meşrutiyet hakimiyeti millettir. Bu Said Nursi'nin herkesin söylediği ve Said Nursi'nin de kendi bağlamında kullandığı bir ifade. Yani kendi dünyasında kullandığı bir ifade. Meşrutiyet hakimiyeti millettir. Şimdi ne diyorlar? Demokrasi hakimiyeti millettir diyorlar. Yani efkar-ı ammenizin misali mücessemi olan mebusan hakimdir. Efkar-ı ammenizin umumi, kendi anlayışınızın mücessem misali olan mebusan hakimdir. Milletvekilleri karar veriyor, kanun yapıyor. Yoksa başka birisi dışarıdan gelip kanun yapıyor olmaması lazım. Şimdi dışarıdan tercüme ediyorlar da. Dışarıdan gelip kanun yapıyor olmaması lazım. Milletvekilini sen seçiyorsun. Kimsen sen? Neysen? O seçtiğin kimse senin düşünceni cismen temsil ediyor. Anlaşılıyor herhalde bunlar. Hükümet, bak aynı noktaya geldik. Hadim ve hizmetkardır. Bunu anla. Hükümet hadimdir, hademedir, hademe. İşçidir, hizmetkardır. Senin üzerine saltanatını ya da otoriteni koyacak olan başının belası değildir. Senin işçindir. Meşrutiyetten, demokrasiden maksat bu. Yani o zaman meşrutiyet o şartlarda öyle konuşmuyordu. Şimdi demokrasi diyorlar. Ama şu yok işte, bizim bizdeki bu kafa çok önemli. Bizde dedi ya, meşrutiyet hakimiyeti millettir. Ya olur mu ya? Olur mu şimdi? Dikkat et. Allah hakim. Kardeşim, yönetim biçiminden bahsediyoruz. Adam Allah'a inanmıyor. O adama Allah hakimdir diye yönetemezsin. İslamiyet de sana onu yönet demez zaten. Değil mi? İslam toprağının içerisinde bir Yahudi gelip sinagog kurar mı? Evet. Çocuğuna Yahudilik dinini öğretir mi? Kimse halife olsa bile buna sen Yahudilik sapıklıktır, muharref dindir, öğretemezsin diyebilir mi? İslamiyete göre. Neye? Hakimiyeti millettir. Bu kuralı koyan Allah'tır. Allah diyor ki, sen kendi anlayışını başkasına empoze edemezsin. Peygamber de olsan edemezsin diyor. Lesse aleyhim bi musaytır. Empoze edemezsin diyor. Tamam? İşte bu kuralı koyan Allah'tır. Bunu anlamıyoruz. Hakimiyet kayıtsız şahsız Allah'ındır. Evet, kainatın sahibi odur. İnanıyorsan öyle. Ama bu yönetim biçiminde Allah'a inanmayan birisine Allah'a inanmayacak şekilde yönetim biçimi uygulanmayacağını da Allah'ın hakimiyetidir.
onun koyduğu hükümdür. Bu kafa, insanların bu hani, saplantıları bunu anlamadığı için iki tarafta kavga ediyor. Sekülerler mi hakim olacaklar, Allah mı hakim olacak diye. İki tarafta yanlış. Millet hakim olacak, sen vazifene bak. Eğer milletin düşüncesi, anlayışı yanlışsa onların yanlışını düzeltmek için vazifeni yap. Tebliğ yap. وَمَا عَلَى الرَّسُولُ اِلَّا الْبَلَاغُ. Peygamber bile tebliğden başka bir şey yapamaz. Tahakküm yoktur. Tebliğ vardır. İstibdat yoktur. Telkin yoktur. Tebliğ vardır. İnsan dinlerse dinler, dinlemese dinlemez. Biz yönetmek için çalıştık. İşte Osman Bey'i Meydem'in ismi geçen yani Teşvikiye'yi yönetmek için elimize aldık, tebliğ yapmadık. Onun için adamlar ömür boyu Müslüman olmaz. Evet. İmkanı yok Müslüman olmaz. Her zaman İslam'ın karşısında kim varsa onu destekler. Niye? Gayri fitri bir şekilde muamele ettiğin için adalet-i ilahiye. Yani onların durumu ayrı, bize bakan yönüyle de adalet-i ilahiye yaptığımız yanlıştan dolayı devamlı tokat vuruyor. İstanbul fetholdu diyoruz, 600-700 yıldan beri, 650-700 yıl oluyor, 700 yıldan beri o girdiğin yerde neredeyse bir kişi Müslüman olmamış. Teşvikiye bize fethi. He. Şey yok, hiçbir değişiklik yok. Lebis'in fethi. Yani iyi dikkat etmeniz lazım. Bu kavramlar efendim bazılarında meşrutiyeti, hakimiyeti millettir de siyasi tendensli insanlar da meşrutiyeti, hakimiyet Allah'a aittir der. Sanki orada dindarlık yaptığını zanneder. Allah tahakküm edemezsin diyor. O ben tahakküm edeceğim diyor. Allah'a isyan ediyor farkında değil. Tebliğ et kardeşim. Allah'ın hakim olduğunu, her şeyin sahibi olduğunu, onun iradesine göre bir yönetim tercihi yapmamız gerektiğini anlat bana, ikna et, ben de onu tercih edeyim. Bana tahakküm edemezsin, bu yaratılışa aykırıdır, Allah'ın kanununa aykırıdır, yaratma kanununa aykırıdır, onun sözle gönderdiği şeriata aykırıdır. Bunu anlayamadık. Bunu anlamadığımız için de bir halt edemiyoruz. Edemiyoruz dedim ya, vazifemizi yapmıyoruz. Ama burada bak, Said Nursi bir o zamanın döneminde dini bilgi otoritesi olarak çok rahatlıkla söylemiş, meşrutiyet hakimiyeti millettir. Düşünün, o dönemde herhalde molla veya müderrislerden falan kimse bunu söyleyememiştir. Çok yani devrim yapan bir cümle bunlar. Böyle bir otoriteden bunu duymak 1908'de. İmkanı yok. Şimdi bile duyamıyorsun ki o zaman hiç duyamazdı. Evet. Hala duyamıyoruz. Meşrutiyet hakimiyeti millettir. Yani efkâr-ı âmmenizin misali mücessemi olan mebusan hakimdir. Hükümet hadim ve hizmetkardır. Öyleyse kendinizden teşekki ediniz. Yani kendinizden şikayet ediniz. Kabahati hükümet ve Türkleri atmakla çok aldanırsınız. Kardeşim, inandığını temsil eden gerçekten mebus gönder, milletvekili gönder. Milletvekili diyorlar ya, gerçekten vekilin ona göre gönder. Gönderdiğin vekil, orada hala ne derler, dut yemiş, bülbül gibi susuyorsa, konuşmuyorsa, hala beni mebusluktan atarlarsa, maaşım kesilir korkusuyla seni temsil etmiyorsa, seni temsil edecek adamı gönderemediğin için kendinde kabahat. Seni temsil eden neysen sen, yani Türk müsün, Kürt müsün, Arap mısın, Hristiyan mısın, Yahudi misin, neysen. Kendini temsil eden adamı gönder, orada seni temsil etsin. Etmiyorsa demek yanlış tercih yaptın. Seni gönderecek adam değil, üçkağıtçıyı tercih ettin. Demek ki uyanık değilsin. Demek ki kendinden haberin yok. Onu da çok güzel demiş. O zaman kabahati hükümetle Türklere atmakla çok aldanırsınız. Doğru mu? Doğru. Evet, sana konuşuyor, sen Kürt'tün ya. Öbür Kürt kaçtı. Size bir misal söyleyeyim. Bakayım, burası uzun gidecek ya.
İsterseniz bu anlaşılıyor ama bizim öbür arkadaş kaçtı ne? Levent abi. Ya işte. Tesla hacif gidiyor. Yani güzel bir şey, hızlıca okuyup geçip bitirmek istiyorum ki bu yayınlanmayan kısmı bugün bitirmiş oluruz. Buralar yayınlanmayan kısmıydı. Bunları nesi var da yayınlamamışlar anlamıyorum. Kim yayınlandı? Ne? Bunlar yayınlanmadı. Kim yayınlamadı? Ha kim? Ne bileyim ben. Yine aslında cemaatin içindeki bütün neşriyat. Sen hiç kimse bunu okumazlar. Allah Allah. Evet, imkanı yok. Kendine farklı yapılır. Yeni asacı olunca. Bunlar aşina bıktan. Onu... He, sana garip gelmez. Öbürler bunlar hiç duymazlar, imkanı yok çünkü. Onlar münazara çıkabilir, onlar yok. Ciddi misin? Evet. Okumuyorlar hiç, bilmiyorlar hiç. Yani. Bunlar varlığından haberleri yok. Yayınlanmamış çok şey diye böyle aşırı çok mı? Mahrem mevzular diye. Bu mahrem mevzu. Evet, aslında çok mahrem mevzu. Nasıl mahrem mevzu biliyor? Meselenin özüne iniyor. İşte bizden saklı kalmış yani. Zülfiyare dokunduruyor. Evet, Zülfiyare dokunduruyor. Şaşırdım. Size bir misal söyleyeyim, hızlıca okuyorum. Her tarafa şubeler salmış bir büyük çeşme başında bir tagayyürat olursa, her değişiklik, bir çeşme başı var, oradan hani bir pınardan su çıkıyor. Tamam mı? O her tarafa dağılıyor. Onun pınarın çıktığı yerde bir değişiklik olursa her tarafa da sirayet eder. Orada da suyu bulandırdın, çamur karıştırdın. Ne olur? Gittiği her yerde çamurlu su gider. Evet. Fakat 100 pınarın ortasında büyük bir havuz olursa, 100 tane pınar var, ortada bir havuz var. Faraza o havuz tamamen tegayyür ederse veyahut Allah etmesin bozulursa da çeşmelere tesir etmez. Havuzdan çeşmeye geri su gitmez ki. Ha. Eğer pınar olursa, bu önemli. Pınar olursa, herhalde burada bir şey diyecek. İnsanlar var ya, sen, ben. Meclis orada havuz. Bizden oraya akarsa badem orada pislik olsa yani. Bile bana bulaşmaz. Ama efendim? Bottom up approach. Bottom up. Ha, bottom up approach. Not from above. From top. From above. He. From above. From top to bottom. He. From yani halktan karşıya. Ben hadiste diyor ya, nasıl olursanız öyle yönetilirsiniz diye. Eğer pınar olursa, şimdi ya pınar temizse yani. Pınar temiz, havuza su akıyor. 100 tane pınar var, bir havuzda su var. Su akıyor, pınar temiz. Pınarlar, akan sular temiz. Ama havuzda birisi karıştırdı, pislik yaptı. Diyelim, bulandırdı. Pınarlar bozulur mu? Pınarlara bir şey olmaz. Ama pınarlar da bir şey olursa, bir pınar olur da. Evet. İşte bakınız, istibdadın hükmünce anlaşıldı da hızlı gidiyorum. İstibdadın hükmünce İstanbul'un hükümet bela başı idi. Şikayete hakkınız vardı. Çünkü oradan pınar, oradan gelirdi. Sultan vardı. Efendim? Pislik oradan geliyordu. He. Yani bir kişi vardı, oradaki bir hata her tarafa yayılıyordu. Şikayete hakkınız vardı. Çünkü pınarın başını pislettiler ya. Oradan bize pis su geliyor diyordu. Şimdi ise hakikat itibariyle bir kuvve İstanbul göldür, hükümet havuzdur. Millet gönderiyor ya. Güzel bir temsil. Hoşuma gitti. Türk Zeynab'dır veya öyle olmak lazımdır. Zeynab ne der? Bilmiyorum. Bakacağım. Kürtlere Kürtçe bir şey söyledi. Aramızda Kürt var. Zeynep ne deme? O da bir mesela. Bir de Kürt'üm de. Evren. Zeynep ne? Zeynep. Küçük su akıntılarının her taraftan gelip toplanarak meydana getirdikleri görücük. Havuz. Küçük havuz demekmiş. Yani ne de pool. Not the, puddle. Ha. Puddle, not pond. Puddle, pond, not lake. Or pool, not lake. Yeah. So, Türk Zeynab'dır veya öyle olmak lazımdır. Pınar bizlerdedir ve bizde olmak gerektir. Şimdi yönetimiz Türklerin sahip olmasından dolayı. Yani onlar havuz. Yani küçük anlamında değil de. Havuz. Şimdi biz oraya mebus gönderiyoruz şimdi artık. Tamam, bizde pınar bizlerdedir. Bizde olmak gerekir. Yani meşrutiyet
Diyor ki sana yetki veriyorum, sen gönder suyunu ora diyor. Tamam? Ya, şimdi sen gönderiyorsun. O hükümet dediğimiz merkezde göl, şimdi sen suyunu oraya aktaracaksın. Ben öyle anladım. Ey Kürtler, görüyorum ki bizde pınar yoktur. Ha, problemi iyi tespit edin. Biz oraya su göndermiyoruz. Suyumuz yok ki. Onun için uzaktan gelen, taaffül eden bir suyu içiyoruz. Biz kendimiz bir şey, yani herkes, bu illa Kürt, Türk değil mi? Herkes kendisi. Kürtse, muhatap Kürtse, Kürttür, Türkse, Türktür, Arapsa, Arap'tır, Yunan'sa, Yunanlıdır. Tamam, şimdi Kürtlere konuştuğu için Kürtler diyor. Yunanlılara konuşsa da Yunanlı diyecekler. Hiç fark etmez, insan yani. Şimdi bizde pınar yoktur. Yani senin vakan şu ki sen oraya bir şeyin yok ki, suyun yok ki oraya ben bir göndereyim diyorsun. Yani kendine bak. Onun için uzaktan gelen taaffün etmiş, kokuşmuş bir suyu içiyoruz. Eskisi gibi istibdadı görüyoruz. Çünkü kendi kafamızda hala istibdat kafası var. Öyleyse gayret ediniz, çalışınız, sebebi saadetimiz olan meşrutiyeti takviye için fikri milliyeti haffaf yapıp marifet ve fazileti elinize veriniz. Haffaf? Yani bakacağım. Şeymiş, haffar, haffar. Kazıcı. Kazıcı demek. Ha, yani hafriyat. Hafriyat yapan ha. Ha, fikri milliyete, yani fikri milliyete milliyetçilik anlamında, yani ben buradayım, ben öyle anlarım bunu. Yani fikri milliyeti kazıcı yapıp marifet ve faziletlerine vermez. Yani arkadaş, ben de buradayım, benim de bireyim var, benim de sözüm geçer, ben de buradan bir damla su gönderiyorum göle diyeceksiniz. Yani denir ya, ırkçılık anlamında değil de, bu Ermeni olsa Ermeni de diyecek ki benim de bireyim var. Birisi diyelim Hristiyan, o da diyecek ki benim de bireyim var. O havuza gönderecek herkes. Herkes, o gönderilen kimseler geldikleri yerin temsilciliğini yapacaklar. Orada bir kanun çıkacak. O kanun herkese uygulanacak. Yani çekinmenin gelişme bir alemi yok. Birisi sen burada ne işin var? Ben buradayım. Beni Allah burada yaratmış. Sen kimseye senin burada söz hakkın yok diyemezsin. Evet. Marifet ve fazileti eline veriniz, şu yerlerde de bir küngah atınız. Küngah, boru döşeyiniz diyelim. Ta bir kemalat pınarı bizde de çıksın. Yani şurada bir herhalde hafriyat yapınız ha. Şuradan bir şey de, bir su da bizde çıksın. Kendinizi yetiştirin yani. Ne istiyorsunuz? Ne olmasını istiyorsunuz? Bunu farkına varın, öğrenin, ifade et. Evet, meşrutiyet buna imkan veriyor. Eskiden hiç istediğin kadar bil seni konuşturtmazdı zaten. Sultan ben dediğim olup kapa çeneni der, kafana tokmağı vurdum, olduğun yere yapışır kalırdı. Şimdi madem meşrutiyet böyle olması lazım, demokrasi diyelim. Şimdi ona demokrasi diyorlar ya. Yoksa daima dilenci olacaksınız. Kendinizden su çıkmayınca hep bize bir su gönderin, bize bir su gönderin diyeceksiniz. Ya susuzluktan öleceksiniz. Göndermezler, söyleyecek. Kendin pınar olacaksın kardeş. Yani kendi hakkını kendin bileceksin. Hakkını nasıl savunacaksın? Neye ihtiyacın var? O ihtiyacını nasıl karşılayacaksın? O karşılamanın yolları nelerdir? Kendini yetiştir. Sözünü söyle. Sesini duyur. Ve kanunu çıkartır. Çıkartmazsa o zaman adamın kafasına vur. Yani o zaman de ki ben seninle beraber değilim, beni dinlemiyorsun diye. Şimdi sen hiçbir şey söylemiyorsun, osurduğun yerde duruyorsun, bana göndersinler diyorsun. Olmaz. O zaman sana pis su gönderirler. Temiz suyu kendi içe, pisini sana gönderir. Ve insanda da böyle bir şey yok. Mesela sen diyorsun ki ben burada oturayım, bana versinler, para versinler, olmaz. Çalışacaksın, meslek edineceksin, bir iş yapacaksın. Evet. O zaman sen o işe karşılığında ben şunu istiyorum diyeceksin. Adam senin mesleğine ihtiyacı olduğu için mecburen seni çalıştı, gelecek şunu yap bana diyecek, benim buna ihtiyacım var, bunu ancak sen yaparsın diyecek ve sana da ücretini vermek zorunda olacak. Ama sen, ben hiçbir şey bilmiyorum, hiçbir şey elimden gelmez, çalışmak da istemiyorum, bana bunu gönder dedin mi olmaz diyor. O zaman sana pis su gönderirler. Hem de dilencilik para etmez. İnsan dilenci olursa nefsine olsun. Yani mesela ben dilenciyim desin ama biz dilenci olalım arkadaşlar.
hep bu durumda kalalım denmez. Bence merhamet dilencileri ya haksız veya tembeldirler. Yani yanlış bir şey, tembeldirler. Eğer siz insan olsanız hükümet ve İstanbul ve Türkler nasıl olsalar olsunlar size fenalıklara dokunmaz fakat iyilikleri gelir. Yeter ki sen kendini ne istediğini bil. Sual, neden iyilik gelsin, fenalık gelmesin? İkisi arkadaştır. Yani iyilik de fenalık da birbiriyle karışmış bir şekilde bulunuyor. İkisi arkadaştır da o. Yani onlardan niye bize hep iyilik gelecek de fenalık gelmeyecek diye bekliyorum. Eğer ben kendim insan olsam diyor. İnsan olsam ne demek? İnsani duygularımı kullansam demek. Tamam? Cevap, yahu dedik şimdi hükümetle İstanbul çukurda bir havuzdur. Yönetim biçimi değişti ya. Eskiden pınar gibi idi. Yani pis su da gelir, pınar neyse o. Şimdi artık havuz oldu meşrutiyetle. Şimdi havuza ne geliyor? Dışarıdaki pınarlardan su akıyor. Yani siz reyinizle gönderdiğiniz mebuslarla, milletvekilleriyle onu besliyorsunuz. Kötü adam gönderirsen İstanbul kötü olur. İstanbul'dan yönetim merkeziydi. Tamam? Biliyoruz değil mi? İstanbul'dan maksat yönetim merkezidir. Yani illa İstanbul coğrafya anlamda değil. Yönetim merkezi neresiyse. Yönetim merkezine iyi adam gönderirsen o havuzda iyi su olur. Kötü adam gönderirsen kötü, ama bizi kandırıyorlar. Uyan. İşte onu diyor başta. Önce sen bir insan ol. Kim gelmiş sana ben şunu yapacağım, bunu yapacağım diye atan palavracı politika yapan insanları onlara kandırıp da kanıp da onları gönderiyorsan senin enayiliğin diyor. Ama sen kendin uyan, farkına var, gerçekten seni temsil edecek neyse. Yani Kürtsen Kürt, Türksen Türk veya Müslümansan Müslüman, Hristiyansan Hristiyan. Neysen gerçekten seni temsil edecek adam göndermenin eğitimini yapman lazım. Ne ile dedi? Marifet ve fazilet ve marifet ve fazilet ile. Yani insan olarak bunları kazanmadıkça senin gönderdiğin üç kağıtçı adam gidecek havuzda üç kağıtçılar dolu olacak. Eğer sen o üç kağıtçıyı yutuyorsan. Hı hı. O zaman senin haber, yani kendini yetiştirmediysen demek. Havuz ise aşağıdadır. Havuzu aşağıya akıyor ya. Aşağıda, yani yukarı, siz yukarıdan gönderiyorsunuz, onlar aşağıda. Biz ne yaptık? Biz buradan mesela diyelim ki Malatya'dan ya da Bursa'dan yönetim merkezine adam gönderdik. Pınar'dan havuza su gönderdik. Ha, havuz aşağıdadır diyor. Biz su gönderiyoruz, adam milletvekili oluyor. Milletvekili gelmiş de kafamızı kaldırıyoruz. Demiyoruz benim işçim geldi. Tamam, bizim yanlışımızdan dolayı onları üstün görüyoruz. Mesela adam bakan ya, bakan diyoruz. Bakan demek senin işçin demek. Senin paranla çalışan, senin memurun demek. Sen diyorsun bu fikri vermek istiyorlar. Onlar dedi, bunlar ne demişti şurada? Meşrutiyet hakimiyeti millettir. Yani efkar-ı âmenizin misal mücessem olan mebusan hakimdir. Hükümet hadim ve hizmetkardır, işçidir. Ama biz gözümüzde yükselttiğimiz için o havuzu yukarıda görüyoruz. Serdiniz bunu anlatmaya çalışıyor. O havuz aşağıda, senden ona akıyor. O senden gelene muhtaç. Sen göndermezsen su, göndermezsen havuz olmaz zaten. Öyle bir yönetim olmaz zaten. Adam ben bakan olmadan, ben olmasam bakan olmaz. Ben para vermesen bütçe olmaz. Ben vergi vermesen bütçe olmaz. Bunu bilmiyor adamlar şimdi. Evet. Havuz ise aşağıdadır. Fenalık sakildir, yukarıya yuvarlanmaz. Fenalık ağırlıktır, yukarıya çıkmaz. Aşağıya iner. Havuz hep suyun içindeki pislikler hep aşağıya birikir. Evet. Cehaletle cezip etmemek şartıyla, yani onu gidip de karıştırıp üste çıkartmak. Üçkağıtçılar hep taltif edersen, bakan gelmiş diye ayağa kalkarsan, yani benim hizmetçim gelmiş diye ayağa kalkılır mı? Ha, o zaman adam ne yapar? Üste çıkar. Değil mi? Bakan geldim diye, bakan oldum diye hava atar. Aşağıda olması lazım. Ya parasını aldım, maaşını aldım, şimdi ekmeğini yediğim insanların yanına gidiyorum der. Ne yapacak? Sen efendi olacaksın. O dilenci gibi gelecek.
ya inşallah benden memnun musunuz, yaptığımız işi beğendin mi diyecek. Hava atıyorsunuz yukarıya. Neden hava atıyor? Çünkü ben bana öyle de cehaletle cezbetmemek şartıyla sen cahilliğinle onları yukarıya çıkartırsan onlar da sana tahkim ederler. Onun için fenalık sakildir, yukarıya yuvarlanmaz, cehaletle cezbetmemek şartıyla. İyilik nurdur, yukarıya akseder. İyilik nurdur, yukarıya akseder. Havuz aşağıda, onu yukarıya çıkartma. Eğer onun aşağıda olduğunu bilirsen, pisliği altına iner, iyilikler üstünde kalır, sen de ondan faydalanırsın. O zaman adam sana hesap vereceğim diye üçkağıtçılık yapamaz. Milletvekili dediğin kimseler sahtekarlık yapamaz. Sen ona benim verdiğim paramla benim çocuğuma ben Kur'an öğreteceğim arkadaş. Kur'an'ın hakikatlerini öğreteceğim. Ben dinsizlik öğretmek istemiyorum diye gönderdiğin kişi oraya gidip de dinsizlik öğrenmenin öğretme sisteminin benim temsilcilerim tarafından kabul edilmiyor diye bağırmadığı zaman ben bunu istemeyenlerin temsilcisi olarak geldim buraya diye bağırmadığı zaman tekrar senin yanına geldiğinde dönüp dolaşıp senin yanına geldiğinde ezilip üzülmesi lazım. Vazifemi yapamadım. Seni temsil etmek için gittim edemedim diye. Yani bir adama diyorsun ki şu penceremi tamir et diyorsun. Adam tamir edemiyor. Bilmiyor. Etmiyor. Sana gelip de para isterken ezilir, büzülür, isteyemez. Para isteyemez. Yapamadım abi der ya. Yapamadım. Ben bu işten anlamıyorum de. Sen de orada dersin. Öğren de gel dersin. Ondan sonra git bir eğitim al. Ondan sonra ben tamirciyim de. Dedi. Kovarsın adamı. Ha, ondan sonra insanlar ben bunu öğrenmeden bu işi yapmamam lazım demeyi öğrenir. Ama biz ne yapıyoruz? Milletvekili gelmiş, bakan gelmiş diye adamı yukarıya çıkıyoruz. O da kafasıyla, ayağıyla bizim kafamıza basıyor. Benim işçim gelmiş. Ulan yaptın mı işleri bakayım? Diye sormuyoruz. Hesaba çekmiyoruz adamı. Çünkü o adamı üstün görüyoruz. O benim hizmetçim olsun bilmiyorum. İşte iyilik nurdur. Yukarıya akseder. Eğer pislikler yukarıdaysa sende hata var diyor. İstanbul'dan, hükümet merkezinden senin istediğinin aleyhine bir şeyler oluyorsa hata sende diyor. Bu mantığı anladın mı Osman? Adam kıymetini bildiriyor ki boşuna o konuşuyor. Bunu ne kadar ilginç değil mi? Eğer birisi hükümetten şikayet ediyorsa kendinde kabahat olduğunu bilmesi lazım. Ne kadar güzel değil mi? Mahkemeli mi? Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilmenena illa ma'allemtena. İnneke entel alimin hakim ve ahir da'vahmen. Elhamdülillah Rabbil alemin. El-Fatiha.